Bugün özellikle Türkiye'de tarımsal dönüşüm ve bunun nasıl aslında yemek konusuyla ilişkilendiği üzerine konuştuk. Çünkü günümüzde özellikle son 15-20 senedir yemek hemen hemen herkesin dilinde, türlü vesilelerle, türlü mecralarda. Bu konunun aslında neden bugün gündeme geldiğini, bunun arka planında ne tür toplumsal süreçler yattığını, bunları tartıştık. Da yediğimiz, içtiğimiz doğrudan bizim sağlığımızı etkiliyor ve bu haliyle de bırakın hani yediğimizin, içtiğimizin içerisindeki kimyasallar bir tarafa ama aynı zamanda işte son dönemlerde işte nedir kuş gribidir, ondan sonra yok deli dana hastalığıdır falan doğrudan modern tarım yöntemleriyle hayvan yetiştiriciliği de kullanılan yöntemlerle alakalı olduğu da söylenen bir takım konular gündeme geldi. Ve yani bütün bunlarla beraber ve de bir yandan da işte ekolojinin bu kadar gündeme gelmesi siyaseten de birçok insanı ilgilendirir hale geldi. Bütün bunlar beraberinde yemeğin ve gıdanın çok fazla gündeme gelmesini neden oldu. Çünkü tarım bizim doğayla, bizim en yakınımızdaki olanlarla, yani diğer insanlarla, diğer gruplarla birincil derecede nasıl ilişkilendiğimizi gösteren en önemli sektörlerden. Ve hani bir yandan bu maddi düzeyde çok anlamlı, çünkü ne yiyip ne içtiğimiz aynı zamanda ne kadar sağlıklı olduğumuzla, ne kadar uzun yaşadığımızla alakalı olacak. Ve aynı zamanda da ne kadar şey bir dünyada yaşayacağız. Hani yaşarken de ne kadar huzurlu olacağız ve ne kadar sağlıklı olmak aynı zamanda huzur meselesiyle alakalı. Ve dolayısıyla bu sadece şey bir sorun değil. Yani hani yediğimiz, içtiğimizin işte daha ekolojik olması ya da daha doğal yöntemlere yetiştirilmesiyle ilgili bir sorun değil. Aynı zamanda başkalarının ne yiyip ne içtiği de çok yakından alakalı. Yani çok sosyal de bir mesele. O haliyle de hani hakikaten bu günümüze damgasını vuran bu eşitsizliklerin devam etmesi durumunda ve yarılmaların artması iktisadi anlamda, siyasi anlamda kendisini gösterecektir. Hani şey anlamında, hani huzur anlamında, ondan sonra işte barış anlamında ve bütün bunlar yani bir tarafıyla ekolojik, bir tarafıyla da toplumsal anlamda yemeğin bizim ve de tarımın haliyle genel sürdürülebilirliğiyle dünyanın bundan sonrasına kalıp kalmamasıyla da çok yakından alakalı konular.